Günaydın sevgili izleyiciler. Mustafa Yüksel ile Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Erdoğan Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı. Akciğer kanserinde hava yolu darlığında uygulamaları bugün tartışacağız. Bu uygulamaların içinde stentler, eğer bir darlık var oranın açılması gerekiyorsa, stent uygulamaları, yolu açmayı sağlayan silikondan yapılmış malzemeler. Bir de ameliyat yapar gibi o kapalı endobronşu kapatan, hava yolunu kapatan tümör veya granülasyon dokusu gibi yabancı cisimleri oradan uzaklaştıran lazer uygulamaları. Önce biz konuğum Erdoğan Bey'i bir kendisini tanıyalım ve daha sonra kendisiyle bu konuları tartışalım. Evet Erdoğan Hocam. Erdoğan Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütüyorum. Aktif olarak da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalarımı kabul ediyorum, işlemlerimi yapıyorum, çalışıyorum. Bizi buraya davet ettikleri için de Mustafa Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Evet Erdoğan Hocam, hoş geldiniz. Benim bildiğim kadarıyla akciğer kanserinde hava yolu uygulamalarını yıllardır yapıyorsunuz. Çok başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Akciğer kanserinde hava yolu uygulamaları hangi hasta grubuna gerekiyor? Ne zaman size başvuruyorlar bu hastalar? Bize bunları kısaca özetleyebilir misiniz? Hocam, Türkiye'de yılda 30 bin yaklaşık bir akciğer kanseri tanısı konuluyor. Ve bunların yaklaşık 10'una da endobronşal tedavi dediğimiz bu endoskopik tedavi yöntemleriyle tedavi ihtiyaçları oluyor. Bunlar 3000 hastaya ihtiyaç oluyor. İhtiyaç oluyor. Evet. Yani bizim hastanemizde uyguladığımız belki yılda 500 hasta. Bir ya da iki merkezde de buna yakın rakamlar olmuş olsa ki de daha düşük olduğunu biliyorum. Yani yaklaşık yarısı bu hastaların bu tedaviden ya bilgileri olmuyor ya da bu tedaviden mahrum oluyorlar ya da ulaşamıyorlar. Onun için hani bu konuyu gündeme getirdiğiniz için, bilinçlendirdiğiniz için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bu tedaviler palyatif bir tedavi. Yani radikal akciğer kanserine tümüyle yok eden tedaviler değil. Ama hastanın belki de yaşamını kurtaracağı, yaşam kalitesini artıracağı, yaşam süresini uzatacağı yeri geldiğinde tedaviler olarak değerlendirmek gerekiyor. Her hasta yapıyor muyuz? Tabii ki her akciğer kanseri tanısı koyduğumuz olgulara yapmıyoruz. Yani bildiğiniz gibi bunların %10-15'i zaten bir cerrahi tedavi şansına sahip oluyorlar. Bizim daha çok hani ileri evrede olup ama hava yolu tıkanıklığı söz konusu olan ya da hava yolu darlığından dolayı oluşan sıkıntılarını gidermek açısından bu tedavileri öneriyoruz ve yapıyoruz. Tabii hava yollarının her tıkanıklığında da yapmıyoruz biz bunu. %50'nin üzerindeyse, hasta solunum sıkıntısı oluşturmuşsa bu olgularda bu tedavileri gündeme getiriyoruz, öneriyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Evet. İki tane ana başlık olarak söyledik. Stent uygulaması, bir de lazer uygulaması. Hangi hastaya stent takıyoruz? Hangi hastaya lazer tedavisi yapıyoruz? Tabii biz bu tedavileri uygularken hava yolları dediğimiz ana hava yollarından bahsediyoruz. Uç hava yollarını çok hani bahsetmiyoruz. Ana hava yollarından da trakea dediğimiz yani ana soluk borusu. Özellikle bunu bir tıkanıklığı söz konusuysa ki bu acil müdahale gerektiren işlemlerden birisi oluyor. Ve hastanın yaşam kurtarıcısı söz konusu oluyor. Bu tümör işte ana soluk borusunun içerisine tıkamışsa, sadece bir tümör dokusu söz konusuysa, yani dışarıdan herhangi bir baskı da söz konusu değilse, o tümörü önce biz bir sıcak yöntemler dediğimiz, argon plazma koagülasyon, elektrokoter ya da bir lazerle koagülasyon dediğimiz bir damarsal yapılarını söndürüyoruz. Kanatmasını ya da kanamasını engelleyerek. Yani hava yolu güvenli olsun. Yapacağımız işlemde kan boşalıp da hastayı ölümcül bir duruma sokmaması için önce biz o tümör dokusundaki damarsal yapıları bir söndürüyoruz ya da uçlarını yakıyoruz diyelim tarif olarak. Daha sonra da oradaki tümör dokusuna ya biyopsi pensiyle
ya da rigid bronkoskopi dediğimiz, yani kullandığımız, özellikle biz bu işlemleri yaparken normal endoskopik bir cihaz kullanmıyoruz. Yani geniş bir tüp dediğimiz, sert boru şeklindeki olan tüpleri kullanıyoruz. Genel anestezi altında yapıyoruz bu işlemleri. Ve genel anesteziyle hasta uyurken endoskopik yolla bu işlemi yapıyoruz. Tabii bu rigid tüplerin kanalı çok geniş. Her yani, işlemi içeriden yapma şansınız. İçeriden yapma şansınız, bir sürü şeyi kullanma şansınız olabiliyor. Oradaki tümör dokusunu bu rigid tüple kesip tümüyle alabiliyorsunuz. Alırken de biyopsi forsepsiyle tutup alabiliyorsunuz. Ya da kriyo biyopsi dediğimiz ya da kriyo cihazı dediğimiz donduraraktan o tümör dokusunu dışarıya alabiliyorsunuz. Daha sonra hava yolu açıklığı sağlanıyor. Eğer hasta bir kanserle ilgili bir tedavi görmemişse, bu radyoterapi, kemoterapi ve hastanın herhangi bir hava yolu darlığında ya da probleminde bir sıkıntı oluşturmayacaksa, bu şekilde tedaviyi yönlendiriyoruz hastayı. Herhangi bir stent yerleştirmemiş oluyoruz. Stent de bildiğiniz gibi yabancı bir madde. Yani onun da kendine göre sorunları oluşabilir. Ama bir en ufak bir sorun olduğunda da bu hastada hani stent işlemini uygulayabiliyoruz. Evet. Bu daha çok stent için şey deriz. Dışarıdan bir bası varsa hava yoluna daha çok stent koyarak o basıyı telafi etmeye çalışıyorsunuz ve o basıyı bertaraf etmeye çalışıyorsunuz stent uygulamasında. Dışarıdan bası öncelikli ama yine de içeride tümör var. Topladınız argonla yaktınız ve lazerle bir kısmını kesip dışarıya aldınız. Yeterli açıklık olmadıysa onlara da yine stent koyma ihtimaliniz söz konusu olabiliyor herhalde. Yani belirttiğiniz gibi, yani dış bası varsa o dış basıyı bizim hani içeriden bir lazerle ya da sıcak yöntemlerle ya da soğuk yöntemlerle açmamız mümkün değil. Onu tek açacak olan stenti yerleştirdiğimiz zaman hava yolu itiyor o baskı uygulayan kısmı ve açmış oluyor. Ve hasta rahat nefes alıp veriyor. Ve hem yaşam kalitesi ya da alacağı tedaviler için de bir rahatlık sağlıyor ve olanak sağlamış oluyor. Ama içeride bir tümör dokusu var ve dışarıdan da baskı söz konusuysa, biz temizleyebildiğimiz kadar tümör dokusunu temizliyoruz. Ve o dış bası olan alanı da daha da genişletmek için yine stent yerleştirip öyle çıkıyoruz. İşlemi öyle tamamlıyoruz. Evet. Bu işlemleri genel anesteziyle yapıyoruz. Ve tabii genel anesteziyle işlemler yapıldığı için hastaların da bir genel anestezi alma kapasitesi olması gerekiyor. Yani hangi hasta grubunu kabul ediyorsunuz? Bazı hastalar var ki hava yolu dar ama genel anestezi, ben buna genel anestezi vermek istemiyorum diyebiliyorlar. Onda yani zor bir hasta grubu bu aslında. Nasıl seçici oluyorsunuz? Hasta grubunu nasıl seçiyorsunuz? Yani bu hastaların en büyük sorunu zaten hava yolları. Hava yolunda olduğu için hastanın asıl sıkıntısı o. Evet. Ve siz o hastaya işlem yapmadığınız zaman kaybedebileceğiniz bir noktada olabilir. Yani yaşamsal çizgi sınırında dediğimiz hasta grubu. Ve siz onun hava yolunu açtığınız anda da hasta bütün problemleri bitmiş oluyor. Evet. Yani dünya yeniden gelmiş gibi, hani hastaların tarifini ifade ediyorum. Yeniden gelmiş gibi hissettim dedi. Yani yeniden doğmuş gibi nefes alıyorum dedi. Diye tarif ediyorlar bize. Yani hani diğer problemler, işte diyabetiydi, kalp problemiydi. Diğer problemlerini bir kenara bırakıyorum. Ama sadece akciğer kanserine bağlı ya da hava yolu darlığına ya da hava yolunun tümör tarafından tıkanması bir kontraindikasyon değil, bizzat indikasyon bizzat oluşturuyor. Indikasyon. Yani evet. Hani anesteziyi reddetmiyor, bizzat anestezi vermemiz gereken hasta grubu oluyor. Çünkü işlemden sonra hasta bütün sıkıntıları bitmiş oluyor. Evet. Tabii şöyle bakıldığı zaman bu hasta grubu en yüksek ölüm riskine sahip hasta grubu. Yani yüksek riskli hasta grubu. Siz bu hastaları bu işleme kabul etmekle de kendiniz de bir riske atmış oluyorsunuz. Çünkü hastalar, genellikle hasta sahipleri bir garanti isteyerek işleme başlatmak istiyorlar. Ama bu işlem yapılmasa hastayı kaybedeceksiniz. İşlem yapılmanın büyük oranda riski söz konusu. Çünkü bir şekilde hava yolu embolisi, bir damar embolisi her zaman geçebilecek bir hasta grubu. Çünkü komorbidde dediğimiz ek hastalıkları her zaman olan bir hasta grubu bu. Bunda da benim en çok zorlandığım bir hasta grubu, kabulünde zorlandığım hasta grubu bunlar. Siz gayet cesursunuz bu konuda.
Ne dersiniz? Hocam buna? Cesurluğumuz belki tecrübeden geliyordur. Evet. Yani ondan kaynaklanıyor olabilir. Gerçekten zor hasta grubu. Kimsenin hani dokunmak istemediği bir Bir hasta göğüs grubu. hastalıkları, göğüs cerrahisi grubunun dokunmak istemediği bir hasta grubu. Ama inanın bakıldığında en sıkıntılı hasta grubuna bu işlem yapıldığında en çok faydayı gören Gelen hastalar hasta grubu. oluşmuş. Evet. Sayı Yani olarak ne kadar yaptınız? Yani tecrübe dediniz biraz önce. Ben bildim bileli hastalarımı size gönderip bu işlemi yaptırıyorum. Ama bu süre ne kadar ve sayı neye ulaştı? Bizim eğitim sürecini katmazsak eğer aktif olarak yaptığımız süre 10 yıldır yapıyoruz bu işlemleri. 10 yıldır bu işlemi Aktif olarak yapıyorsunuz. yapıyoruz. Yaklaşık ne kadar stent uygulaması? Yani yılda 500 olgu yapıyorsak hani bunların %20'si, %30'una stent ihtiyacı olabiliyor. Böyle bir sayı söylenebilir. Evet. Yani 10 yılda 1000'den fazla işlem yapmış oluyorsunuz. Tabii büyük Tabii bir daha tecrübe fazla. bu, büyük bir birikim. Evet. Bu hasta grubu havayolu darlığı söz konusu olduğunda stent arayışına giriyorlar. Ve stenti her zaman her yerde yaptırmak mümkün değil. Yani bu EBUS gibi, endobronşiyal uygulama gibi bir uygulama değil tabii. Çok invaziv bir işlem. Hastanın bir merkez, güçlü bir merkez olması gerekiyor. Yoğun bakım desteği muhakkak olması gerekiyor. Anestezi desteği şart bu hasta grubunda. Çünkü siz bazı hasta grubunu hemen rahatlatabiliyorsunuz ama bazı hasta grubunda bir süre yoğun bakım desteğine ihtiyacı oluyor. O nedenle size minnettardır bu hasta grubu. Çünkü böyle bir hasta grubunu kabul ettiğiniz için. Stentlerde uygulamada kaç türlü stent var? Her stent her hastaya uygulanabiliyor mu? Bir de fiyatları devlet karşılıyor mu SGK bunları? Bunlarla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani sizin de bahsettiğiniz gibi ekip işi. Yani tek kişinin yapabileceği bir işlemler değil. Yani hekim, tek hekim de yapmıyor. Yani mutlaka iki hekim bir arada biz bu işlemlere başladık ve öyle devam ediyoruz. Ve şu anda da ekibimiz genişledi. Türkiye'de de iki merkez daha oluşturmaya çalıştık ve şu anda onlar da aktif olarak yapıyorlar. Hani bizim katkılarımız, belki eğitimlerine katkılarımız sonucunda. Şu anda iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani bu noktada bir eğitim sürecimiz halen devam ediyor bütün Türkiye olarak. Bunun yanında anestezi başlangıçta çok sıkıntı çektik ama şu anda bizim anestezistlerimiz de çok tecrübeli hale geldiler. Bu konuda da çok rahatız. Çünkü en ufak bir hani işlem yaparken bunların hava yolu zaten kötü. Oksijenleri düşüyor ve bir panik havası oluşuyor. Ama biz o hava yolunu açtığımız zaman da oksijeni hastanın birden yükseliyor. Artık anestezi hekimlerimiz de bunlara çok alıştı da. Alıştılar, evet. Onlar da bize hani alıştıkları için biz daha rahat işlemleri yapar hale geldik. Her hastaya her stent kullanmıyoruz tabii. Her hastaya da stent de gerekmiyor. Endobronşiyal tedavi yaptığımız olgularda stent gerektiği zaman eğer distalini de açmışsak tümüyle silikon stentler dediğimiz stentler yani stentleri genel olarak hani burada konuşacak olursak silikon stentler ki en fazla kullandığımız stentler bir de metalik stentleri kullanıyoruz. Bunlar metalik stentler kaplı olabiliyor. Yani üstü kaplı dediğimiz bir kaplı stentler oluyor. Bazen de kapsız stentler olabiliyor. Ama genelde hani tümör söz konusuysa o zaman kaplı stentleri mutlaka bronş içerisinde ya da trakea içerisinde ana soluk borusunda tümör varsa kaplı stentleri tercih etmek lazım. Çünkü kapsız olanların arasında da tümör büyüyüp hava yolunu yine tıkayabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Genelde kullandığımız silikon stentler, distalini görüyorsak, açıksa ve rahat geçebilmişsek, yani bu yerleştirmemiz gerekli olan rigid tüplerle, o zaman silikon stentleri tercih ediyoruz. Ama hani geçemiyorsak, bronşun dar olan kısmının, arka kısmını rahat göremiyorsak, o zaman da metalik stentleri tercih edilmesi öneriliyor ve biz de o şekilde tercih ediyoruz. Metalik stentlerin üstünlüğü daha güçlü itebiliyor herhalde baskı yapan dokuyu. Silikon stent ise kendi esnekliğiyle, kendi bir iç basıncı daha düşük metalik stente göre herhalde tercihiniz o nedenle daha güçlü itebilen metalik stent olarak düşünebiliyor musunuz? Yani tercih olarak yani silikon stentler istediğimiz bir hava yolu açıklığı sağlıyorlar aslında baktığınız zaman. O çok yüksek basınçta şey de gerekmeyebiliyor.
güç gerekmeyebiliyor hava yoluna. Kendi esnekliğiyle açabiliyor. Metalik stentler daha yönetimi zor olabilen stentler. Silikon stentlerin yönetimi daha kolay. Daha çünkü çıkartabiliyorsunuz. Tekrar takabiliyorsunuz. Metalik stentler ise dokuya biraz daha nüfuz edebiliyor ve çıkartmanız çok daha zor. Güç oluyor. Evet. Bu uygulamalar içinde lazer uygulamasında lazer her ne kadar çok avantajlara sahipse de uygulama sırasında yan etkileri ve komplikasyonları da olan bir işlem. Sizin uygulamanızda karşılaştığınız problemler oldu mu? Rahatlıkla kullanabiliyor musunuz? Doku penetrasyonu dedikleri, hani dokuyu istediğiniz kadar yakabiliyor musunuz güvenli bir şekilde? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Lazer sıcak bir yöntem hocam. Halkın dilinde de lazer bilindiği için hani evet. Lazerle bir tedavi daha böyle şey kulağa geliyor. Hoş yani geliyor. Hoş geliyor. Hani daha böyle yakın geliyor belki de. Ama hani lazerle eş etkinlikte olan argon plazma koagülasyonda yani damarları koagüle etmek, onların uçlarının işte kapatılmasını ya da yakmasını sağlayan eğitimini aldıysanız bunların ikisinin de güvenli yöntemler. Birisi ikisi de hani temas etmezden dokuya direkt şutlayıp yakabiliyorsunuz ya da dokuyu küçültebiliyorsunuz ya da kanamayı önleyebiliyorsunuz. Eğer eğitimini aldıysanız ikisini de rahatlıkla güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bizim bunlara bağlı bir komplikasyon oranımız da şimdiye kadar olmadı. Hani eğer daha yüksek wattta ya da güçte bir lazer uygulaması olursa hani tümörden geçip normal bronş yapısını delebilir. Hani yanıklara sebep olabilir. Zaten eğitimini aldıktan sonra tecrübeyle zaten onları yapabiliyorsunuz. Uzak, o komplikasyonlar yaşamıyorsunuz. Yaşanmıyor. Olur, evet. Yaşamıyorsunuz. Şimdi konuştuğumuz aslında bugünkü konumuz akciğer kanserinde hava yolu darlığındaki uygulamalardı. Bir şey vurguladık. Bu uygulamalar tedavi ediciden çok hastanın yaşam kalitesini, yaşam konforunu artırıcı yöntemler. Yani hastalık kanser sebebiyle bir darlık olmuşsa kanseri tedavi etmiyor. Sadece hava yolunda oluşmuş olan o darlığı engelleyip hastanın daha sağlıklı soluk alıp vermesine sebep oluyor. Bunu konuşmanın başında vurgulamıştınız. Aynı şekilde stent de olsa, lazer de olsa sadece o darlıktaki olan dokuyu lazer tümör dokusunu öldürüp onu dışarıya almamızı sağlıyor. Ama hastanın yaşamını kanser nedeniyle olan yaşamını bir şekilde uzatmıyor. Normal tamamlayıcı tedavileri muhakkak hastanın alması gerekli olduğunu vurgulamıştınız. Yani hava yolu bazen hastalarda hava yolu önemli bir hale geliyor. Çünkü hava yolunu açmadığı zaman radyoterapi cihazına yatamıyor. Evet. Yani siz hani ya da işte nefes darlığından dolayı medikal tedavi dediğimiz onkolojik tedavisini alamıyor. Evet. Siz hava yolunu açtığınız zaman güvenli hale getirdiğinizde hasta radyoterapi cihazında da yatıp tedavisini alabiliyor. Medikal tedavisine yürüyüp gidip gelip hani bu tedaviyi evet. alabiliyor. Hani yaşam süresi baktığınız zaman hani palyatif tedavi olarak düşünüyoruz ama bazen de yaşamı kurtarıcı, yaşamı uzatıcı tedaviler de oluyor hastalarımızda. Evet. Bunu bizzat gözlemleyebiliyoruz. Evet, çok doğru, haklısınız. Aslında onkologlar bir hastaya, akciğer kanserli bir hastaya kemoterapi başlamak için şartları hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek efor kapasitesinin olmasını istiyorlar. Bunlar neler? Yatağından kalkıp tuvalete gidebilmeli, yatağından kalkıp yemeğini yiyebilmeli, kendisi yatıp uyuyabilmeli veya günlük ev işlerini yapabilir halde olmalı kendi yaşamsal faaliyeti için. Tabii bu dediğiniz çok önemli. Normal nefes alamayan bir insan veya kısıtlı nefes alabilen bir insan yatağından kalkamayacak halde olur. Evet. Zaten onkolojik bir tedaviyi kaldırması değil, almak için gitmesi bile mümkün değil. Olmayacak. Çünkü onkolojik tedavilerin de ilaçların da hastanın yaşam fonksiyonları üzerinde bir negatif etkisi var. Bundan da hastalar bir şekilde kanser tedavisi vermeyerek hastanın yaşamını daha kötü hale getirmek istemiyor onkologlar. Onun için akciğer kanserinde hava yolu darlığındaki stent ve lazer uygulamaları aslında yaşam kalitesini de artırdığı için hastanın kısa süredeki
ölmesine neden olacak komplikasyonların hepsini bertaraf ettiği için yaşam süresine bir katkısı var. O zaman bir tedavi edici yöntem olarak da ifade edilebilir. Yani bahsettiğiniz şekilde hocam. Evet. Yani bazen de bu tıkanıklık olan kısmın gerisinde zatüre dediğimiz bir pnömoni gelişebiliyor. Ve bunun tedavisi siz bronşa açmadıktan sonra mümkün olmuyor tedavisi. Ve enfeksiyondan hasta tedavisini alamıyor. Yani gerçekten alabileceği onkolojik tedaviyi alamıyor. Tabii o hava yolunu açtığınız zaman da hem zatüresini de tedavi edebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Hem de daha sonra onkolojik tedavisi açısından da hazırlamış oluyorsunuz hastayı. Evet. Erdoğan Hocam, bir şey daha sormak istiyorum. Konumuz stent olmuş iken. Son zamanlarda koahlı hasta grubunda uygulanabileceği şeklinde de bir bana geri dönen hastalarımda öğrendiğim kadarıyla uygulaması da uygulanabilirliğini sorgulamaya başlayan hastalarım var. Koahta stent tedavisinin yeri var mı? Böyle bir uygulama kabul edilebilir mi? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Koahta da hani hangi grupta oluyor onu da birazdan bahsedelim. İkinci bizim en sık kullandığımız aslında stentleri yaşam süresi uzadığı için ve hastaların yoğun bakım olanakları da arttığı için yoğun bakımda kalıp hani tüp takılan hastalarda ana soluk borusunda darlık gelişebiliyor. Bu darlık geliştiği zaman da orayı tedavi için biz genişletme işlemi yapıyoruz. Daha sonra da kalıcı olarak hani bir ameliyat durumu söz konusu değilse, o darlık alanının çıkartılması ile birlikte bir ameliyat söz konusu değilse, yapılamıyorsa o bölgede stent yerleştiriyoruz. Yani en sık stent koyduğumuz hasta grubu bu ikinci grup oluyor. Koahlı hastaların hangilerinde stent yerleştiriyoruz? Bazen hastalar bu varflerle koyduğumuz şey stentin aynı maddesi çünkü. O da silikondan. Bir iskelet yapısı var. Nitinol bir iskelet yapısı. Onu da stent zannedebiliyorlar ya da stent olarak değerlendiriyorlar. Stent olarak söylüyorlar. O olabilir. Böyle bir karışıklık oluyor bazen. Ama koahların hangi grubunda kullanıyoruz derseniz stent, yani bu bahsettiğimiz stent grubunu özellikle hastaneye yatış öyküsü varsa ve hava yolları, büyük hava yolları özellikle soluk verirken kapanıyorsa. Yani biz buna malazi diyoruz. Evet. İşte trakea, yani ana soluk borusunda olursa trakea bronko, işte bronşlarında birlikte kapanması. Özellikle nefes verirken aşırı derecede kapanma söz konusu olabilir. Hamur gibi oluyor diyelim. Yani hava yolları çok esnek bir yapı, yani iskelet yapısı bozuluyor ve kapanması söz konusu oluyor. Bunların hava yollarının açık kalması için yine stent endikasyonu söz konusu olabiliyor. Tomografi bulgularında bu ortaya çıkabiliyor aslında. Görebiliyorsunuz yani tomografide. Kısmen bize fikir verebiliyor ama hani asıl şeyimiz bronkoskopiyle bakıp hani değerlendiriyoruz. Ve o şekilde eğer bir trakeobronkomalazi dediğimiz bronşların trakeanın bir görüyorsak hani %70 oranında, o zaman da bu hastada da stent açısından değerlendiriyoruz. Değerlendiriyorsunuz. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalığında da koahta da stentin bir uygulama alanı var. Evet. Bunların bir kısmı da vurguladığınız gibi aslında valflere de stent olarak yorumlayıp öyle de ifade ediyor olabilir bu hastalar. Ama esas uygulaması trakeobronşiya malazi dediğimiz, eğer tablo varsa oraya stent koyarak hastanın rahat soluk alıp vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bir de yeni halk arasında çok bahsedildiği için onu da sormak istiyorum. Konu stent ve koah söz konusu olunca bir endobronşiyal uygulamalarla bunların dışında koahın tedavisi bir şekilde mümkün mü? Yani bronş ağacının lavajıyla, yıkanmasıyla koahı bir tedavi katkısı sunmak mümkün mü? Bazen akciğerleri biz yıkıyoruz bazı hastalıklarda. Bu hani bir akciğerin kendi ürettiği bir madde var, sürfaktan maddesini. Bazı hastalar atamıyorlar bunu ve o madde birikiyor. Biriktiği zaman da bir hastalık ortaya çıkıyor, nadir görülüyor. Ve biz bunlarda akciğerleri 10 litreyle, 20 litreyle yıkıyoruz. Yani genel anestezi altında. Hastalar bazen yanlış anlayabiliyorlar bunu.
Hani sigara içiyor, ben bronşlarımı temizletmek istiyorum, gidip yıkattıracağım diye. Ama böyle bir şey bu hastalar için söz konusu değil. Hani bu hasta grubu farklı bir hasta grubu. Hani onları da gerçekten yıkıyoruz ve o maddeyi dışarıya alıyoruz. Ve hasta gerçekten iyileşiyor. Evet. Ve uzun bir sürede iyilik hali devam ediyor o hasta gruplarında. Hatta tekrarlayabiliyoruz da. Ama sigara içiyorum, ben gittim, hani bronşlarımı yıkattım. Bronkoskopi ile hani bir yıkama suyu verip alınmasıyla akciğerlerin yıkanması söz konusu değil. Mümkün değil. Yani özellikle sigara içen hasta grubu, eğer KOAH'ı da varsa bir endoskopiste, bir göğüs hastalıkları uzmanına gidip bronkoskopla akciğerlerini yıkatarak bu risklerden kurtulacağını zannediyor. Ama Yani bu tamamen bir kabul edilemez bir uygulama aslında. Yani burada Hiçbir belki şu hani akciğer kanseri bazen tomografide akciğer grafisinde bir bulgu vermeyebilir. Erken, çok erken safhada olduğunda. Bronkoskopi yaptığınızda görebilirsiniz. Hani bir tarama aracı olarak belki çok yoğun sigara içiyorsa hani bakılıp ya işte akciğer kanseriniz yok, tomografi bulgularıyla, bronkoskopi bulgularıyla yani endoskopi bulgularıyla olmadığını hani hastaya daha net bir şekilde söyleme olanağı belki var. verebilir. Evet. Ama hiçbir zaman sigaranın etkilerini bir yıkamayla hastaya geri kazandırmak, o yan etkilerini veya kötü etkilerini pozitife çevirmek mümkün değil. Yani o belli bir hasar bırakıyor hava yollarında. Evet. Bu hasarı geri dönüşümsüz olduğunu da ifade ediyoruz. Hep işte KOAH tanımlarken de söylüyoruz zaten. Kalıcı hava yolu darlığı olarak tarif ediyoruz. Bu darlık kalıcı oluyor çünkü. Yani belirli bir geri dönüşümsüz zaten bir hastalık. Hani geri dönüşümlü olsa zaten başka hastalıklar olarak tanı koyuyoruz. Bu KOAH hastalığıysa geri dönüşümsüz hava yolu darlığı olarak tarif ediyoruz. Hani bugün için sigaranın bırakılması, erken safhada bırakılması içiliyorsa ve hava yolu darlığı %50'nin altında düşmeyecek şekilde bir erkenden bırakılması hastanın hem yaşam süresini, hem yaşam konforunu, hem tedavi başarısını, her şeyini etkileyebiliyor. Evet. Aslında sigara deyince tabii çok geniş bir konu. Sigaranın KOAH'la birebir ilişkisi olması ve progresyonu, yani hastalığın daha da ağırlaştırması mümkünken, o kadar çok sigara içen KOAH hastamız var ki bu gerçekten üzüntü verici. Sigara için ne söylesek azdır. Bu hasta grupları siz de karşılaşmışsınızdır. Sigarasını içip işleme gelen hastalar mevcut. Ne demek, bir şeyler söylemek ister misiniz bununla ilgili? Yani KOAH deyince sigarayla özdeş bir hastalık zaten. Hani akciğer kanseri deyince de sigarayla ilişkili. Evet. Diyor ki hocam diyor, yani sigara içmedi işte bu hasta da KOAH oldu. Sigara içmedi bu hasta da kanser oldu. Ama yani kanser olup da gelenlerin %90'ı sigara içiyor. Sigara ya da içiyor. KOAH olanların gelenlerin KOAH'ta da aynı şey. Yani oranlar yüksek. Yani onun için hani sigarayla her zaman mücadele etmemiz gerekiyor. Sigarayla bireysel olarak yapmamız, toplum olarak yapmamız, hükümet olarak yapmamız, devlet olarak yapmamız gerekiyor. Gerçekten hani çok hastalığın sebebi şu anda sigara. Evet. Aslında milli ekonomiye de büyük bir darbe aslında. Çünkü sigaraya bağlı akciğer kanserinin ile gelenlerin %90'ı söylediğiniz gibi sigara içen hasta grubundan. Yani akciğer kanserinin birinci nedeni sigara. Sigara içmeyip de akciğer kanseri olan çok azınlıkta bir grup var. Sigarayı kesmeden biz ameliyat yapmak istemiyoruz. Çünkü sigara içerken yapılan ameliyatlardan sonra %75 oranında sigaraya bağlı komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bunu azaltmanın tek yolu hastanın en az 2 hafta önceden sigarayı kesmiş olması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de bu işe kalkıştığınız zaman hiçbir ameliyat edecek hasta bulamayabilirsiniz. Çünkü halen tanı konduğu halde bize gelen hastalarda sigarayı da azalttım diye ona da yalan söylüyor muhtemelen. Çünkü 4'e 5'e düşürdüm diyor ama o paketi belki her gün 2 paket değiştirirken 1 pakete düşürmüş olabilir. Böyle de bir hasta grubu var. Ülke olarak, yani millet olarak daha doğrusu, sigara
aşkımız çok yüksek. Yani zamanında televizyonlarda, Türk filmlerinde, dizilerde yoğun bir sigara reklamı vardı hocam. Vardı, evet. Bundan dolayı yani toplum yoğun bir şekilde sigaraya alıştırıldı. Evet. Özellikle son yıllarda bayanlar sigara içme oranı oldukça yükseldi. Yüksek, evet. Sigaraya bağlı. Hep dikkat çekiliyor zaten bayanlardaki oranlar özellikle. Evet. Giderek çok yükseldi. Giderek artıyor değil mi? Evet. Giderek arttı. Evet. Ve gelecek yıllarda da sigaraya bağlı hastalıklar bayanlarda daha fazla görülecek. Daha fazla göreceğiz. Evet. Sigara tabii bir hani modernleşme aracı olarak görüldüğü için tabii bu şimdi sosyal medyada daha çok görülüyor. Eskiden Türk filmlerinde biz çok sık görüyorduk. Reklamları bile yapılıyordu yani sigara içmenin. Ve bir Amerikan sigarası gittiğimiz o hafta sonları gittiğimiz kapalı sinemalarda giriş reklam filmi olarak da gösteriliyordu. Hepimizin belleğindedir. Şimdi onlar gizli reklam olarak yapılıyor. Ancak sigarayla mücadele hız kesilmeden devam ettirmesi gerekli. Şu andaki tehlike olan kısımlardan bir tanesi de elektronik sigara hocam. Evet. Ve elektronik sigarayı artık yavaş yavaş hani reklamları oluşuyor. İşte flash bellekler şeklinde elektronik sigaralar geliştirdiler. Bunu geliştirenler de yine sigara firmaları. Hani başka firmalar değil yani. Evet. Geliştirenler de yine sigara firmaları. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Elektronik sigaranın da aynı şekilde sigarayı akciğer kanserine aynı oranda yaptığını ifade edebilir miyiz? Buradan yani buradaki asıl bağımlılık oranı artıyor. Nikotin oranı çok yüksek ve aldığı nikotin oranı yüksek olduğu için bağımlılık oranını artırıyor. Ve diğer tütün ürünlerinde mutlaka kullanıyor zaten yanında. Evet. Evet Sayın Erdoğan Hocam, akciğer kanserinde hava yolu darlığında uygulamalarla ilgili çok güzel bir sohbet oldu. Stentleri konuştuk, lazeri konuştuk. KOAH'da stent uygulayabilir miyiz? Bunları konuştuk. Sigarayla da sonlandırdık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel tartışma fırsatını bize verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bir olanak sağladığınız için, verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.